Bir kardeşimiz diyor ki, ben diyor emekliyim, 3500 lira elime para geçiyor. Bu 3500 lira elhamdülillah geçiniyorum ve de artırıyorum diyor. Nasıl mı? Bir elektrik faturası ödüyorum, köyde yaşıyorum, su faturası ödemiyorum. Doğalgaz faturası da ödemiyorum. Faturaları bir elektrik faturam var. Bakkaldan ekmeğimi alıyorum, pirincimi, bulgurumu alıyorum, bana yetiyor ve de artıyor. Elhamdülillah diyor. Ne? 3500 lira adam elhamdülillah diyor. Bir başkası diyor ki, patron, benim maaşımı artırman lazım. Ne kadar alıyorsun diyor. Hesap ediyorum, diyor ki 30 bin lira elime geçti bir ayda. Nasıl yani? 30 bin lira eline geçti, yetmiyor mu sana? He, yetmiyor diyor. Peki şu avantajların da var, yetmiyor diyor. Ben şimdi sadece şu kadarını söyleyeceğim. Bir adam 3500 lira alıyor, elhamdülillah yetiyor ve artıyor diyor. Şükrediyor. Öbür adam 30 bin lira alıyor, başka avantajları da var, yetmiyor diyor. Ne dersiniz? Matematik hesaplar bunu kaldırabilir mi? O 30 bin lira yetmiyor diyene, bugün 60 bin lira vereyim, 2 ay sonra bu da yetmiyor diyecek. Nerede bereket? Nerede bereket, nerede? Bereketi sağlayabilmek için bir kazanırken adam gibi kazanmak lazım, iki harcarken de adam gibi harcamak lazım. Ne demek adam gibi? Efendimizin kriterleri, hayatımızın hangi bölümüne gelirse orası nurlanır kıymetli dostlar. Yuvamıza taşıyalım, yuvamız nurlanır ve bereketlenir.